Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sabah sabah kümesteyim. Hemen ben hayvanlarımızı göstereyim. Gel gelelim kafeslerimize. Kümesimizin içindeki bütün ferikleri dışarı alacağımı söylemiştim ya, dışarıya aldım. Sultan horozumuzu buraya aldım. Yani bugün sizlerle son gelişmeleri paylaşacağım. Kümeslerimizin hepsini sera laylonu ile çevirdik arkadaşlar. Nedeni ise sıcak olması. Yaz aylarında senyal bir şekilde önü kapalı açıp açabiliyoruz. Şimdilik önlerini açıyorum. Klimlarım benim, canlarım. Brakerlerimiz de bu tarafta arkadaşlar. Onları göstermeyeceğim. Yavaş yavaş gidelim öbür tarafa doğru. Bizim bugünkü konumuz feriklerimiz. Sultanlarımız da aynı şekilde keyifleri yerinde. Kafeslerdeki laylon çekmemdeki amaç hem yumurta veriminin artması hem de sıcak bir ortam oluşturmaktı. Çünkü havalar soğuyor, yağıyor, yaz kış. Bu kafeslerde bakacağım için hayvanlarımıza. Onun dolayı tedbirler almaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugün ise hayvanlarımızın güzel yerlerini hem sizlere paylaşmak hem de bir feriklerimize göz atmak istiyorum. Şimdi şöyle kafesimizin kapısını açtık. Hayvanların hepsini korkuttuk. Çünkü laylonum düştü. Çok korktunuz mu la? Doğru söyle. Sultanlar da korktu arkadaşlar. Sultanlar, canlarım benim. Korktunuz mu la siz? Ha? Hele daha horozu yiyirler. Bak bak, hele horozu yiyirler. Didikleyip duruyorlar. Tavuklar horozların saçlarını didikleyip duruyor arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Burada şu arkadaş astrolop. Bu artık garantiye aldık. Astrolop garanti. Bir tane yumurtasını koymuştu. Demek ki çıkmış tavuk olmuş. Burada da yine Wyandot. Şu an önümüzde duran Laken Valder. 3 tane Laken Valder'imiz var. Üçü de tavuk olduğunu söyledi birkaç arkadaş. İnşallah üçü de tavuk değildir. Temellimiz ondan ibaret. Ama tavuk da olabilirler. Artık bakacağız arkadaşlar. Hayırlısı. İnşallah değildirler. Şunun tatlılığına baksanıza. Laken Valder. İkisi de hemen önümde. Biri şu an önümde. Birisi de arkada. Mavi mavi küpeleri var. Ama güzel hayvanlar. Brahmalar da bu şekilde. Brahmaların safkan olmadığını duydum, yani öyle diyorsunuz. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Light brahmalarımız tamamıyla safkandır. Sadece paçaları kırıldı. Nedeni ise kümes ortamından ötürü. Yani görürsünüz paçalar falan hepsi gürleşecek. Ne yazık ki kümes ortamında biraz nem vardı ya. Islak ıslak derken tüylerin hepsi dökülmüş hayvanların ayaklarındaki. Ama tekrar çıkacaktır. Şimdilik durum bundan ibaret. Süsekslerimiz var. Süsekslerimizde de horoz çok. Bir tane hemen önümüzde bir tane mesela süseks horozumuz var. Horoz işte. Ah bak ne edeceğiz arkadaşlar. Her yer horoz dolu. Şöyle ben içeri doğru gideceğim yavaştan. Hayvanları ürkütmeden. Hayvanları kafese aldığımız çok güzel oldu. Dışarıya aldığımız için artık daha mutlular. Ve ortam iyi arkadaşlar. Topraklı çiçeler şimdi. İstedikleri gibi eşinebilirler. İstedikleri her şeyi yapabilirler. Hayvanlarımızın yeni yuvaları kendilerine inşallah hayırlı olur. Bu sandık da oldukça ısı altındadır. Zaten içeride yatıyor bir bölümü. Üşüyen içeri giriyor. Canı sıkılan dışarı çıkıyor. Sürekli bir değişmeli hareket ediyorlar. Keyifleri şimdilik yerinde gibi görüyorum. Eşinsinler, dolaşsınlar, gezinsinler. Yerler o kadar büyük olmasa da bence bunlara şimdilik yeterli. Ferik kısmındalar. Artık ilerleyen zamanlarda büyüdükçe diğer kafeslerimize böleceğiz. Light'ların yeri ayrı olacak. Ne bileyim, Wyandot dert. Bu şeyler, Laken Valder'ler falan derken hepsi farklı farklı açılarda ve yerlerde barınacaklar. Bu barınma serüveninde de İnşallah sağ salim hepsini büyütürüz. Light brahmalarda şöyle bir sıkıntımız var. Gerçekten çoğunluk horoz olduğu için tekrardan bir yumurta verimi alıp hayvan çıkartacağız arkadaşlar. Light brahma nüfusumuzu gelen yıl artık ayarlayacağız bu yıl. Yetiştiremedik gibi görünüyor. Ben dedim ki 5-6 tane horoz var. Daha doğrusu 5-6 tane brahma var. Birkaçı tavuk çıksa bana yeter ama hepsi horoz çıkınca ne yazık ki İstediğim sonuçları elde edemeyeceğe benziyorum. Canımız sağ olsun. Ne yapalım? Ah ki de ah! Onun böğrüne bak ya. Suseks, bendeki susekser çok iri duruyorlar ya. Suseks bu kadar iri olur mu? Baksanıza ne kadar iri bir yapısı var. Daha da büyüyeceğine bakılırsa bayağı bir iri olacak. İçeriden çıkıyorlar yavaş yavaş.
Ay maşallah. Yorumlar. Hele Silver Vayandotlet'lerimize yorum bekliyorum. Vayandotlet. Şuna bak, bakın arkadaşlar. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel desenlere sahip. Bekliyorum. Şurada goldlar var. Buna da bekliyorum. Goldumuzun güzelliğine bakın. Maşallah. Bunlar da 1 artı 1 şeklinde devam ediyorlar. Hep 1 artı 1 artık zamanla ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle 1 artı 1'leri falan filan derken artıracağız. Yani yanına eş alacağız. Tamamlayacağız artık. 3 artı 1'e, 4 artı 1'e bir şekilde tamamlamaya çalışacağım. Öyle bir kombinasyonu izleyeceğiz inşallah. Ama şimdilik durum, vaziyet bu arkadaşlar. İnşallah vaziyetimiz bozulmaz. İnşallah sağlıklı bir şekilde hepsini büyütürüz. Halen daha da karma aşılarını uygulamadım. Çok yakında uygulayacağım. Videoya da alacağım. Nedeni ise havaların ısınmasını bekledim. Kümes ortamından ötürü tüm sürüye uygulayacağım için bu karma aşıyı. Böleceğim suları falan. İnşallah sıkıntısız bir şekilde bütün hayvanlara karma aşılarını uygulayabiliriz arkadaşlar. Değil mi? Çok gevezelik ettik. Ay no. Sesimi incelttiğim zaman hayvanların tepkileri değişiyor. Sultanlar bile. Ay no. Tamam. Tamam. Şimdi sürümüzün çoğusu sandığın içinde. Sandığı üstünden açalım sizlerle birlikte. Bir bakın ki ne yapıyorlar bunlar burada. Nedir slow? Hepsi buraya dolmuş arkadaşlar. Nedeniyse rahatsız ettim ya. Ben içeri girdim mi hepsi sandığa doluyor. Burayı benimsemişler. Benimsemeler çok iyi olmuş. Dışarı çıktılar şimdi de. Siz benden korkuyorsunuz, anladım. Tamam, ben de yavaştan çıkacağım zaten. Neye kızırsınız anlamadım ki. Ha, siz bana neye kızırsınız? Öf öf. Öf acıma. Hadi çıkalım. İşte yeni yerlerini aldık cicilerimizi. Şunları da size şu şekilde kapatalım. Yine sıcak olsun ortamları. Hayvanlarımızın hepsine birer maşallah bekliyorum. İnşallah bir sıkıntısız bir şekilde büyürler. Çoğalırlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Sultanlarımızdan da sadece biri yumurta salıyor. Gerisini halen daha bekliyorum. Bakalım ne zaman hepsi beraber patır kütür yumurta salacaklar. Merakla beklemekteyim. İçeride 2 tane horozumuz, 4 tane de tavuğumuz var. Hayırlısıyla hepsi bir yumurta salsınlar da sabırla bekliyoruz. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim yavaştan. İşte durum vaziyet buydu. Dedim göstereyim sizlere. Pamukun yavrularını göstermiyorum. Pamukun yavrularının yerini halen daha yapmadım. Yapalım, yorumlarda gördüm. Kızdınız, bağırdınız, sinirlendiniz, dediniz ki onlar oradan çıkar, çok küçük yerleri falan. Dışarı alacağım, kümes ortamını alacağım. Bunları buraya çıkarttığım için artık pamuğun yavrularını da kümes ortamına alabilirim. Şahmuz ve Karamel yavrularımız var. Bu yavrularımız da bir ara bir gitti, geri geldi. 2 tane yavru geri getirdi arkadaşlar. Çünkü bakamamışlar falan gibisinden bir şey duydum. Sıkıntı yaşadıkları için geri verdiler. Sıkıntı, sorun yok. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.